Yalı Çapkın'ın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le Kubilay Akan'ın bir partide tartıştıkları, hatta tartışmanın boyutunun kavgaya dönüştüğü haberleri hafta boyunca konuşuldu ve taraflardan Mert Ramazan Demir o geceyi ilk kez anlattı. Partnerliğiniz de çok güzel gidiyor Afra Hanım'la birlikte. Hatta meclisinde de arkadaşlığınızdan dolayı samimi olduğunuza yönelik bilgiler çıktı. Siz tabii ki de yakın arkadaşsınız ama yanlış anlaşılmalar da olabiliyor. Özellikle son çıkan bir haberde Kubilay Aka ile aranızda geçen bir tartışma diye lanse edildi. Sizden birinci ağızdan duymak istiyoruz. O olay çok büyüdü. Yani gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girilmedi, hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. Bizim Afra'yla samimiyetimiz zaten yeni değil. Çok eski arkadaşız. O saçma sapan bir yere gitti mevzu. Ufak tefek oyunlarla bir şeyle öyle bir manipülasyona uğradı herkes filan. Bizim de bir anda başımıza patladı mevzu ama hiç öyle bir şey yok yani. Kubilay Akan gelip de sözlü şekilde hani ne yapıyorsun sen demesi oldu mu peki, yaşandı mı o? Evet, öyle bir şey oldu ama hiç göz göze gelinme veya işte bir kavga falan bir şey olmadı yani. Hatta ben dışarıdaydım orada, yani mevzunun içinde de değildim falan. Yani Mert Yazıcıoğlu sonra aradı, ben telefonla konuştunuz mu? Hiç onlardan hiç haberim yok. Zaten herkes kendisini bildiği için bir problem olmamış. İddia şu ki Kubilay Aka gittikleri mekanda Mert Ramazan Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile ilgili çirkin konuşmalarına şahit oluyor ve bunun üzerine herkes hareketlerine dikkat edecek diye bağırdıktan sonra yine iddiaya göre Mert Ramazan Demir'in üstüne yürüyor. Kavgaya dizideki Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı da katılıyor ve araya girenler kavgayı ayırıyorlar. Mert Ramazan Demir önce iddiayı yalanlayarak başlıyor ama bir yerde yaşandığını da belirtiyor. Yani öyle şeyler oldu. Evet, sözlü bir şeyler oldu. Büyük bir kavgaya dönüşmedi. Daha sonra da Mert Yazıcıoğlu ile bir telefon görüşmem olmadı diyor. Şimdi Ebru, sana soruyoruz. Bir mekana gittin. Evet. Çok yakın kız arkadaşının eşi de o mekanda. Okay. Ve birisi o eşle ilgili saçma sapan cümleler kullanıyor. Müdahale eder misin? Ya da ne bileyim, eşi arar mısın? Arkadaşını arar mısın? Böyle bir şey var diye. Çünkü bu olaydan sonra Kubilay Aka Mert Yazıcıoğlu'nu arıyor. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu arıyor. Kavganın neden olduğunu söylüyor. Mert Yazıcıoğlu da Afra'ya diyor ki dışarıda hareketlerin yanlış anlaşılabilir, dikkatli ol diye uyarıyor. Burada Mertler falan birbirine girmiş olabilir. Çok Mert var. Evet. Benim fikrim, bence zaten karşı tarafa bir doluluk vardır. Zaten aranıyorsundur. Üstüne de duyunca atlamışsındır. Yani o zaten durup dururken bir kere duyduğuna yapmazsın onu. O zaten daha önce... Bir birikim vardır. Bir birikim vardır. Bir gıcıklanmışsındır zaten. Aranıyorsundur böyle bir şey dese de üstüne atlasam diye. O kesin o ilk duyulan bir şeydi. O daha önce de duyuldu bence. Bilmiyorum, bu benim fikrim. Evet. Bir daha ona denk gelince de atlayıverdi üstüne. Evet. Ha, bardak doldu. Çünkü bence doluydu. Biliyordu, bir şeyler biliyorlardı zaten. Kulağı da bıraktı orada. Evet. O istediği gibi olunca da bir daha üstüne atlayıverdi. Ya çok gençler. Hepsi çok genç. Evet. Çok başarılı. Aslında... Biri daha popüler şimdi. Evet. Yani bu genç delikanlı bunlar. Hani birbirlerine zarar vermedikleri Ramazan sürece. Demir'in yıldızı hızla yükseliyor. Aynen. Bu da piyasada biraz şey yaratmış olabilir. Gıcıklandırma olmuş şimdi olabilir. Evet. Ciddi risk olan olarak görenler var. Rakip olarak var. Görenler var. Hata tabii yapmasını ki isteyen, onun tökezlemesini bekleyenler var. Mert bence bu herkes olayda kendini geri çekmeli. Şu açıklamayı hiç yapmamalıydı. O çocuk ama daha yeni yapması gerektiğini düşünüyor daha. 24 ya, yani ben 24 yaşındayken neler söyledi, saçma sapan konuşuyordum yani. Çok dallandı, bucaklandı ve artık böyle tarafların yok böyle bir şey yaşanmadı diyeceği durum da kalmadı. Noktasında kalmadı. Herkes konuşmaya başlayınca, herkes dillendirince o da açıklama yapma gereği duydu. Ama, kimseyi böyle incitmeden... Kız bebek. Kız zaten, kız sorun bebek. Zaten kız çok güzel. Şey gibi, Troy'daki şey gibi, Helen gibi. Çok güzel. Ülkeyi karıştırır. Yani kız güzel. Ya, bir de kız güzel. Mert nasıl? O da bence çok başarılı, çok bir çocuk. Çok değişik ya, Allah, bir yürü. Yani hepsinin önü çok açık zaten. Yani ileride birlikte olurlar olmazlar. Gönül ister istedikleri sürece birlikte olsunlar ama
bu konu yani hikayede konusu geçen bütün hepsi çok başarılı oyuncular. Evet, çok güzel gençler, çocuklar. Yani çok gençler. Mahalle kavgası gibi düşüneceksin. Gençler evet. Nasıl? Burada bütün mesele Afra Saraçoğlu'nun güzelliği, başarısı ve popülerliği derecesinde Mert Yazıcıoğlu ile ilişkilerini şey yapmaları, korumaları ve devam etmeleri. Sonuna kadar giderlerse bu genç yaşta bravo. Çünkü hep bravo. Taraflardan bir tanesi vazgeçiyor. Yukarıya çıkınca işler bozulabiliyor ara. Kimle çıktı başka hatırladınız? Hadi. Böyle pardon. Mesela oyuncuyken beraber olup bir tanesi daha yukarı çıkınca tekmeyi koyduğu kim var? İlk aklına gelen kim? Hadi o kadar çok kaçamazsın öyle. İsim verin. Bir dakika var öyle çok isim. Var. Bugün sen söyle bir tane. Şu an bir yakın tane. Zamanda gelmiyor böyle aklıma. Tamam eskiden de olabilir canım. Hala hatta ünlüler. Burada söyledik bir işte başarının ardından. Bir anda yükselişe geçiyor diğeri düşüşe geçince. Tekme hadi. Öyle bir tane evlilikle. Tabii. Kim işte? Söylerim sonra sana. Taraflar evli. Şu an ikisi de evli. Çocukları var o yüzden söyleyemeyiz. Taraflar evli. Evliler artık. Tekme. Tabii. Sen burada ilk ekstra bagaj. Ekstra bagaj olduğu için ekstra bagaj görüyor. Bir anda yaprak dökümü gibi gitti yani. Ekstra bagaj işte. Çok kötü. Zaten biten aşklar var. Peki Burak Özçivit. Sever misin Burak Özçivit? Ya dün gördüm. Ya ben çok cici buluyorum. Biraz soğuk bir aile. Yani bunu kabul edecek ama herkes de cıvıl cıvıl ağzı kulaklarına gülmek zorunda değil. Fahriye de soğuk bir kadın. Burak da soğuk bir adam ama bunların mizacı. Demek ki öyle de belki karı kocayken de dünyanın en neşeli çifti bilemeyiz. Dışarıdan soğuk duruyorlar. Dün izledim videoyu. Katar'daki. Yine Burak hafta sonu. Evet. Burada yoğun bir ilgiyle karşılandı. Korumalar arasında yürümekte zorlandı. İzleyelim. Evet Katar'da hem maddi hem de manevi anlamda yüceliyor Burak Özçivit ama hatırlatalım 6 gün önce de Katar'daydı. 6 gün önce yaptığı paylaşımda da taciz iddialarıyla ve davalarıyla Hollywood tarafından, dünya sinema sektörü tarafından dışlanan Kevin Spacey ile verdiği poz nedeniyle sosyal medyada lince uğramıştı. Ve aradan bir hafta bile geçmeden tekrar Katar'da bırakıldı. Sana söyleyeyim bu görüntüler o pozu unutturur bile. Yani izdiham yaratıldı. Evet bir kalabalık görüyorum ama. Kadın oradaki... da değil adamlar bir de adamın üstüne çıkmaya çalışan köşede falan. Onu diyeceğim. Oradaki karmaşayı yaratan çiçi. Korumalar gibi sanki geldi. Birbirlerini itiyorlar. Adam kadın da ya kadınlar yapamaz. Yani zaten Arap ülkelerinde bir kadının öyle üstüne atlaması zaten ya mümkün değil de yapana adam bir de. Baksana. Evet. Ne yapacaksın adamı ne yapacaksın? Şey gibi görüyorlar bir elimi süreyim de belki şans bulaşır. Bir şeyler söylemeye çalışıyor ama. Bir şey söylüyor. Dur yere düştün orada, diyor kaldırın falan orada, gibi bir şey söylüyor. Olabilir. Dur düştün lan kalk ayağa diyor herhalde. Olabilir. Ne dediğini anladın mı sen orada Hayır, bir şey söylüyor. Hayır sadece bir şeyi uyarıyor sanki. Bak ben buradaki videosunda. Ama arkadaşlar da söyledi. Sele kapılan şeyler gibi. Aynen. Eşyalar gibi. Çok, hayatım boyunca bir insana bu kadar hayranlık duyulmayı anlayamadım. Evet. Genç kızken de böyle milletin duvarlarında poster olur diye benim olmazdı. Hiç öyle hayranlık duyan bir genç kızdı. Şeyi yaşamadım. Dönemi yaşamadım. Ya, şunu hiç aklıma almıyor benim. Bu kadar almıyor. Burak Özçivit daha önce de Katar'da mıydı? Yine Arap ülkelerinden bir tanesi. Dubai'de miydi? Bulunduğu şey çökmüştü. Gözler. Platform çökmüştü ve yaralanma riski vardı orada. Katar. Ya adamı seviyorlar. Dünya yapacak kupasına bir şey. Değil, hatırlıyorsunuz siz bana sormuştunuz bu yemek işini. Sonra millet işte yazmış da öyle hani yemeğe kocanı yollar mısın? Yollarım ve hala fikrimde bakiyim mesela. Yine Kuvvet'te evet. 80 kadınla yemek evet. Yemişti Burak Özçivit. Ben yine benim karşılığında 3 milyon lira almıştı. Evet. Biz de sana sormuştuk. Sen Alparslan'ı gönderir misin? Yine hala fikrim sabit. Gidebilir mi? Hatta bir hafta gidebilir. Her gün 3 milyon ödeyeceklerse kız ne olacak eskiyecek mi? Ay ben bir şey söyleyeyim mi size? Bak bütün samimiyetini yollamam diyen de yalan söylüyordur. Aa. Ya yeni evlidir ya da benim zaten kocamı çağırmazlar diye yalandan vermem diyordur. Samimiyetsizsiniz. Kim yollamaz ayol?
Ne yapacak adam, eskiyecek mi? Kolu bacağı eksik mi? Seyircilere sor o zaman. Yemeğe sen. Gidiyor yemeğe. Siz aklınızdan önce kötü senaryoyu bir çıkartın. Ha. Adam yemeğe gidiyor. Tamam, seyircilere de sor şimdi. Bir yalan hafta söyleyeyim. İçinde ya bir yanlış olursa? Ay artık şey ne oluyordu o? Şey oruçken gittiğinde şey ne diyor? Seferi. O kadar rahatsın yani. Ya şakasına yapıyorum ama yemeğe gitse deseler ki vallahi bak yine Hazan fikrim sabit. Hayır, yapmaz beni. Benim kocam yapmaz. Ha tabii, bu da baş kadın. Vardır ya, benim kocam yapmaz. Kadın baştan çıkartmıştır. Yani yemeğe yollarım. Orada ekmeğinin derdinde. Adam ekmeğinin derdinde. Üç çocuk okutuyoruz yani. Sen? Vallahi. Ya yalan söylüyorsunuz. Niye yollamıyorsunuz? Vallahi bir kere siz de parayı seviyorsunuz. Siz de yollarsınız. Hiç yemeyin beni yani. İstiyorsunlar bizim ki. İşte. Rehayı için, ne yapsınlar? Bunun için de yollamam diyor zaten. Hayır, bir şey benim koca istemezler diye düşünüyorum. Valize hemen hazırlayacağım. Sütün hemen her şey kapıyor. Sabah 5.45 uçağı. Valla ben yollamam diyeni de samimi bulmuyorum yani. Adam ne olacak? Fahriye Burak'a yollamış, geri gelmiş de yani. Sen kocayı mı yollamayacaksın da? Ya şey yazmışlar yorumlarda, koptum. Dur bakayım ne yazıyorlar seyirciler. Fahriye ve Katarlıların gördüğünü biz niye göremiyoruz? Hayır, onda ne gördüler de biz göremiyoruz. Bunlar hep kıskançlıktan. Şimdi adam iyi bir oyuncu. Bence yakışıklı da bir, Allah karısına, çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Hayranlar da çağırıyorlar yani. Niye herkesi çağırmıyorlar? Kaç da hoş, bence Kıvanç'ı da çağırıyorlardır. Kıvanç olmazlar. Gitmiyor olabilir. Birkaç kişiyi çağırıyorlardır zaten. Herkes de çağırmazlar. Yani şimdi evet. İsim vermeyelim burada. Kıvanç Tatlıtuğ'u çağırırlar. Burak Özçivit'i çağırırlar. Kenan İmirzalıoğlu'nu eminim çağırırlar dizi olduğu zaman. Şimdi olmadığı için. Onun iki tane kızı vardı. İki kız babası oldu. Ne bak sana yazmışlar. Senin kocan da yapar da ona kimse yemek için para teklif etmez. He işte. Onun için yani yemeğe belli olmaz kız, öyle değil mi?